Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara ve bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Hatta çok saç videolarını sevdiğiniz için yine bir saç videosuyla karşınızdayım ve bugün çok farklı bir şey deneyeceğiz. Hatta YouTube'da çok fazla böyle videolara rastlayamazsınız. Size bunun garantisini verebilirim. Şimdi size saçlarımı göstereyim. Beni uzun zamandır takip edenler saçlarımın başına gelen talihsizliği biliyorlardır. Şöyle. Benim saçlarım yandı. Ve yandıktan sonra ben maalesef onları kesmek zorunda kaldım. Hatta böyle yamuk yumuk kestirmek zorunda kaldım. Yani bile bile yamuk yumuk. O yüzden mesela şu anda aynı uzunlukta değiller. Bu taraf daha uzun. Burada çok daha fazla saçım yanıktı. O yüzden bu taraf daha kısa. Burası ise böyle. Ve ben bu yüzden saçımı açık kullanamıyorum. Güzel gözükmediği için, eşit durmadığı için. Kahküllerim de bayağı uzadı ama. Ve ben bu durumdan çok rahatsız olmaya başladım. Hatta takıntı haline getirdim diyebilirim. Ve bu yüzden buna bir el atmak istedim. Ben arada sırada kendimi daha iyi hissetmek için çıt çıt kaynak kullanıyordum. Fakat benim çıt çıtlarım gramaj olarak çok ağır olduğu için tokaları da daha büyüktü ve saçıma ağırlık yapıyordu. Ve ben migreni olan biriyim. O yüzden çok fazla saçıma ağırlık veya sıkılık olunca hemen başım ağrıyabiliyor kısacası. Şimdi çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Bugün saçıma kaynak takacağım. Kendim yapacağım bunu. Şöyle aynamı hazırladım. Bir tane de burada aynam var. Şunu da böyle koyup arkada yaptığımı görebilirim. Arkaya takarsam eğer. Önce bir deneyeceğiz, bakacağız. Nasıl oluyor, nasıl yapıyorum, bla bla bla. Ve size kaynaklarımı göstereyim. Bunlar benim çıt çıt kaynaklarımdı ama ben bunları bant kaynağı çevirdim. Bant kaynak saçınıza yapıştırarak uyguladığınız bir kaynak şekli. Diğer kaynaklara göre çok daha az bir süre saçınızda kalıyor. Ama en büyük avantajı bu kaynakları çok sık kullanabiliyor olmanız. Yani normal kaynağı 3 ila 6 ay arası, yani mikro kaynak dediğimiz kaynağı 3 ila 6 ay arası kullanabiliyorken bunları sadece en fazla 2 ay kullanabiliyorsunuz. Çünkü bant olarak yapıştırıldığı için dibiniz uzadıkça o da aşağı iniyor. Ve siz onu tekrar çıkar solüsyonu var. Onunla çıkarıp tekrar yukarıya yapıştırabiliyorsunuz. O yüzden yani çok daha konforlu, çok daha herkesin kendi evinde yapabileceği bir şey bence. Tabii henüz yapmadım. Bunu yaptıktan sonra tekrar değerlendiririz. Ve maliyet olarak da aslında biraz daha uygun. Şimdi ben size saçlarımı göstereyim. Önce size eski kaynaklarımı göstermek istiyorum. Çünkü hepsini öyle yapmadım. Şu örnek olsun diye bir tane var bende. Şu ip dolanmış. Benim kaynaklarım bu şekildeydi. Bunlar %100 gerçek saç değil ama büyük yani %100 gerçek saç değil ama sentetik saç da değil. Çok iyi bir kalitede sentetik diyebilirim. O yüzden boyayabiliyorsunuz, ısı uygulayabiliyorsunuz. Yani gerçek saçta ne yapabiliyorsunuz bunlarla da onu yapabiliyorsunuz. Bunlar gri oldu, bunlar kızıl oldu, bunlar kahverengi oldu, bunlar ombreli oldu. Oldu da oldu yani. Ve benimki şu şekildeydi. Şu bayağı büyük tokaları var yani ve bu saça yani çok ağırlık veriyor. Bu yüzden bu dikişlerini söküp onları böyle bant kaynak haline getirdim. Bu bantlar satılıyor, alabilirsiniz siz de. Ve bunları saçımın boşluk olan yerlerine, daha doğrusu saçımı eşitlemek adına saçıma takacağım. Daha sonra keseceğim ve böyle size detaylı olarak anlattığımı düşünüyorum. Şimdi başlayalım o zaman. İlk önce saçımı toplayacağım. Bunun için böyle bir ayırma fırçası ve böyle bir tokaya ihtiyacım var. Şimdi dilerseniz böyle küçük olarak da takabilirsiniz. Böyle daha büyük olarak da takabilirsiniz. Yok, ben uğraşamam derseniz
direkt böyle de takabilirsiniz. Ama ben böyle takmayı tercih etmiyorum. Bunları 3'e ayıracağım. Keseceğim yani. Evet, şimdi kestim ve şu an yapmamız gereken şey bunların, bu yapışkanın üzerinden bir kere düzleştiriciyle geçmek. Hepsini yaptık ve başlayabiliriz. Nasıl takacağımızdan bahsedeyim. Sandviç sistemiyle takıyorsunuz. Yani biri alta, sonra onu çeviriyorsunuz. Hemen, yani bir tane takıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Altına bir tane daha takıyorsunuz. Yani böyle tost yapar gibi. Şimdi ben saçlarımı ayırdım. Bir taneyi alıyorum. Şimdi bandını sökeceğim. Bu arada böyle uğraşmak istemezseniz hazır böyle bantlı saçlar var zaten. Bunu buraya tutturdum. Şimdi şeyi hesap etmeniz lazım. Saçınızı topladığınızda bu aşağıdan çok görünmemesi gerekiyor. O yüzden ben bayağı fazla saç bıraktım. Saçı alıyorum. Evet, size arkalarınız taktığımı gösteremedim çünkü çok zorlandım. O yüzden siz benim gibi yapacaksanız eğer tek başınayken yapmayın. Yanınızda size yardım edecek biri varken yapın. Çünkü aynalar olmasına rağmen çok zorlandım. O yüzden dedim ki size en iyisi önlere yaptığımda göstereyim. Şimdi mesela şurada bir boşluk var. Bu benim dikkatimi çekiyor. Önce bir göz kararı alıyorum. Kesimi en son yapacağım. O yüzden o sizi şu anda irite etmesin. Şimdi ben saçımı çok sık topladığım için şurada değil de şuraya takacağım. Bu arada sakın aceleye getirmeyin. Gerçekten vakit ayırın bunun için. Bir gününüzü buna ayırın yani. Şimdi bantı söküyorum. Söktüğümde böyle şeffaf oluyor. Ve sonra şuraya böyle tutturuyorum ki düz takabileyim. Ama ben böyle yan takacağım. Şöyle taktım. Çünkü dediğim gibi ben saçımı topluyorum çok sık. Bakın şu an oradaki boşluğu bir nebze doldurduk. Şimdi bunu buraya bastırdım. Alıyorum bu tutamı ve yukarıya kaldırıyorum. Şunlarla birlikte. Umarım görüyorsunuzdur. Hem bantı çevirdim, yani hem kaynağı çevirdim, hem de o an birlikte gelen bütün saçları
bantım burada. Şimdi bir bant daha alıp sandviç gibi takıyorum. Böyle taktım. Şimdi tekrar indiriyorum. Ve saçı sıkıştırıyorum. Bu kadar. Yani aslında çok da zor bir şey değil. Bu tarafa yaptım. Şuraya bir tane taktım. Ama galiba oraya bir tane daha takacağım. Ama küçüklerden takacağım. Taktım, yapıştırıyorum. Sonra bunu çevirdiğimde bakın burada gelen saçları da alıyorum. Ve hemen altına bir tane daha yapıştıracağım. Arasına saç alıp aslında tekrar yapıştırmış oluyorum. Bütün mantığı bu. Yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Size tekrar anlatmak çok iyi bir yolculuk ama şu anda yaptıkça daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani arkaları nasıl yaptığımı görseniz facia. Şimdi bantımı söktüm.
saçımı ayırdım ve ben burada saçlarımı topladığım için bunu bu şekilde yapıştırıyorum. Söylemiştim zaten. Sonra bastırıyorum. Sonra bunu alıyorum, bu tutamı. Ters çeviriyorum. Ve görüyor musunuz? Şuradan saçlar kalkıyor. Kalkan saçları. Onları yukarı kaldırıyorum. Ve hemen altına, yani hemen buraya bir tane daha yapıştırıp araya da saç sıkıştırdığım için tost gibi yapmış oluyorum. Yani kolay bir şey aslında. Şimdi ben bütün saçı bitireyim bu şekilde. Bir şey kalmadı. Bir iki tane buraya atıp, bir iki tane buraya atıp bitireceğim. Bunu bitireyim. Sonra kesimde görüşelim tekrar. Evet, bitti ve saç bu. Ama tabii ki böyle uzun durmayacak. Burada kendi saçımı görüyorsunuz. Keseceğim yani saçı. Aslında saçımı uzatmış olmuyorum. Sadece dediğim gibi dengesizliği düzeltmek istiyorum. Asla aynı değil. Bitmiş hali bu şekilde. Belki geçişlerini çok iyi yapamamış olabilirim ama bunu şu anda gerçekten yapamam, gözlerim yoruldu. Ama uzunluğunu beğendim. Aslında daha kısa düşünüyordum. Yani şu kadar kısa, yani şu kadar kısa düşünüyordum çünkü kendi saçım bu uzunlukta. Ama kıyamadım. Kıyamadım ya saçlara.
Bu arada göstereyim size. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorum. Gayet toplayabilirim. Hiçbir yerden belli olmuyor. Gayet üstten takmama rağmen. Çok hafif. Yani şu anda kafamda bir şey varmış gibi bile hissetmiyorum açıkçası. Sadece saç kesimim şu anda sıkıntılı. Ama o da bakın bu şekildeyken hiç belli olmuyor. Şunlar şu anda pek eşit değil. Onları daha geniş zamanda eşitleyeceğim. Ama beğendim. Yaklaşık bir 40 tane kaynak şu an saçımda var. Mükemmel görünmesi için benim daha fazla kaynak takmam gerekirdi. Ama onu da yapmak istemedim. Çünkü şu an bakın mesela her yerini rahat rahat girip kaşıyabiliyorum. Ben saçını çok kaşıyan tiplerdenim. Bilmiyorum, sürekli elim kafamda olur ve şu an böyle yaptığımda en azından elime kaynak gelmiyor. Eğer siz de yapmak isterseniz ya da var olan çıt çıt kaynaklarınızı bant kaynağı dönüştürüp her gün, ya gerçekten çok zor. Eğer bunu her gün takıyorsanız çok zor. Çünkü her defasında böyle kocaman bir şeyi kamufle etmek daha da zor. Böyle daha kolay. Ve kendiniz takabiliyorsunuz, kendiniz çıkarabiliyorsunuz. Sonra tekrar ona yeni bir bant takıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Bant nerede? Size bantı da göstereyim. Bant şu şekilde. İlk olarak bunu kullandım. Ama bir dahakine direkt kesilmiş olanı var. O şekilde almayı denemeyi düşünüyorum. Beklediğimden uzun sürdü çünkü evde yalnız olduğum için neyi ne şekilde nereye tam doğru mu doğru değil mi? Hani onu biraz kestirebilmem, biraz onu anlayabilmem çok kolay olmadı. Çok vaktimi aldı açıkçası. Çünkü arkamı hiç göremiyordum. Ama az önce baktım. Hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi gayet rahat ve gayet de ben bu yaz bu saçı bu şekilde kullanabilirim. En azından en önemli olan şey kendimi iyi hissediyorum şu an. Çok uzun bir saç olmadı. Kimine göre bu daha kısa olacak ama benim saçım şurada. O yüzden benim için şu anda bu bayağı uzun bir saç. Kahküllerim de bayağı uzadı benim bakın. Şu şekilde hiç kullanamıyorum artık. Hani hiç önümü görmüyorum. O yüzden onları böyle kullanıyorum ya da tamamen alıyorum yüzümden. Biraz daha uzarlarsa onları da bu şekilde kulağımın arkasına alabileceğim. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha önceden hiç evde kaynağını bile tek başına yapan birini gördünüz mü? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun ve lütfen zil tuşunu aktive edin. Çünkü aksi takdirde video koyduğumda hiç haberiniz olmuyor ve kimse izlemiyor benim dışımda. O yüzden videolarımı sadece beni takip etmeyin, videolarımı da izleyin. O yüzden zil tuşunu aktive etmeyi unutmayın. Biliyorum bunları duymaktan bıktınız ama öyle. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.